İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde leylekler kaplıca suyunda yiyecek arıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Aşot köyünün 10 kilometre güneydoğusunda deprem kaydedildi. Artsakh Cumhuriyeti'nde ithal malların hacmi 2019 yılında %15.2 arttı. Gerici teröristler son 4 gün içinde Suriye'de 3 düzine sivili öldürdü. Irak'ta göstericiler ve polis arasında çatışmalar başladı. Ölü ve yaralılar mevcut. Los Angeles Times, Ermenilere karşı uygulanan soykırım yıllarından korunan eşyalara dikkat çekiyor. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde bu yıl kışın geç gelmesinin etkisiyle göç etmeyen bazı leylekler hava sıcaklığının dışarıda sıfırın altında 19 derece olmasına rağmen mesken tuttukları kaplıca suyunda yiyecek aramanın keyfini sürüyor. Batı Ermenistan'ın en soğuk illerinden olan Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leyleklerin çoğunluğu kış ayının gelmesiyle sıcak yerlere göç etti. Bazı leylekler ise olumsuz hava koşullarına rağmen kentten ayrılmadı. Termal suyun çıktığı kaynakta yiyecek aradıktan sonra zaman zaman dinlenmek için çevredeki kar üzerine konan leylekler renkli görüntüler oluşturdu. Bugün 18 Ocak'ta saat 5.28'de Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'nın sismik ağı Aşot köyünün 10 kilometre güneydoğusunda 40.950 enlem ve 43.990 boylam coğrafi koordinatlarda deprem kaydetti. Sismik merkez depremi merkezinde 10 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde kaydetti. Deprem merkez üstünde 4-5 büyüklüğündeydi. Deprem Lori bölgesinin Spitak ilçesinde Hartagüh ve Şirakamut yerleşim birimlerinde, Şirak bölgesinin Gümrük kentinde, Cacur ve Aşot köylerinde hissedildi. Artsakh Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından Artsakh Press'e yapılan açıklamada, Artsakh Cumhuriyeti'nde geçen yıl boyunca bir önceki yılın aynı dönemine göre 19.1 milyar dram, başka bir deyişle %15.2 artış ile 144.7 milyar dram değerinde mal ithal edildiği kaydedildi. Bakanlıktan bildirilen diğer bir veriye göre ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 102.6 milyar dram, bir başka deyişle %19.6 artışla 122.8 milyar dram değerinde mal ihraç edildi. Suriye'de savaşan tarafları uzlaştırma Rusya Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuri Borankov cuma günü yaptığı açıklamada Hayat Tahrir Al-Şam terörist grubu militanlarının 9 ve 16 Ocak tarihlerinde İdlib'in silahtan arındırılmış bölgesinde Suriye hükümet güçlerine karşı çeşitli saldırılar düzenlediğini ifade etti. Gerici teröristler İdlib vilayetinin 4, Halep vilayetinin 2 yerleşim birimine saldırdılar. Suriye hükümet güçleri saldırıları geri püskürterek gerici teröristlere ciddi zararlar verdirdi. Özellikle kuzeydeki dış mihraklarca beslenen gerici teröristler sadece hükümet güçlerine yapılan saldırılarla yetinmediler. 9 Ocak'tan bu yana düzenli olarak Suriye yerleşim birimlerine saldırdılar. 14 Ocak'tan bu yana teröristlerin saldırılarında sadece Halep'te 28 kişi öldü, 56 kişi ise de yaralandı. Tert Ayem'in Arap TV kanalı Al Arabiye atıfta bulunarak verdiği habere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasındaki çatışmalarda en az 2 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Irak başkentinin merkezinde bulunan Tahrir Meydanı'ndaki As-Sana Köprüsü yakınlarında çatışmaların meydana geldiği haberi Irak basınında yer aldı. Irak Silahlı Kuvvetleri sözcüsüne göre saldırganlar As-Sana bölgesindeki barikatlara saldırdı. Güvenlik güçleri ise onlara karşı hayati tehlikesi olmayan önlemler uyguladı. Berlin'de yaşayan bilim insanları Vahe Taşcan ve Elke Hartman, Ermenilere karşı uygulanan soykırım yıllarında ve öncesinde korunan Ermenilere ait tüm eşyaları ve belgeleri bir yerde toplamayı üstlendiler. Karı kocanın yaptığı bu önemli çalışma prestijli Los Angeles Times'ın dikkatinden kaçmadı. Bu öğeler yerel köylerin el yazısı hesapları, yurt dışındaki aile üyelerine gönderilen fotoğraflar, haç süsleri, işlemeli kıyafetler, içinde bir avuç toprak bulunan bir mendil ve diğer çeşitli nesnelerden ibaret. Los Angeles Times, workshopta yer alan insanları, eşyaları ve belgeleri sundu. Örneğin, Vicky Haçatıryan adlı kadın, büyük annesinin Konstantinopolis'ten Yunanistan'ın Kefalonia adasına getirdiği gümüş eşyalar ve bir halı gösterdi.
Bu eşyalar büyük annesinin evlilik ceyiziydi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Darun Siner adlı folk grubu tarafından seslendirilen Sasun Halk Oyunları adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.